Genç kardeşlerim, dünya şu gerçeği çok iyi bilsin. Eğer Nuh Aleyhisselam şu salondaki Allah emretti diye tesettüre bürünen genç kızlar kadar ümmet bulsaydı bu dünyada tufan olmazdı. 950 senede 82 kişi bulabildi. Eğer Musa Aleyhisselam Resulullah ve sünnet hadis deyince kalbi ve nabzı son noktaya kadar boğulacak gibi olan, hadis kelimesiyle beraber hayatı gözünde canlandıran şu gençleri Musa Aleyhisselam bulsaydı 40 yıl Beni İsrail Tih çölünde sefih maymunlar gibi yaşar mıydılar? 10 gün Musa Aleyhisselam başlarında durmadı da Samiri buzağa tapınır hale getirdi onları. 14 asırdır Resulullah içimizde yoktur. Bursa'da geçen sene ben İbn-i Mace ezberleme törenine katıldım. 14 asır sonra Resulullah'ın hadisleri bu modern şehirlerde bile ezberleniyorsa, işte Musa Aleyhisselam'ın denizi yol yapan mucizesini gördüğü halde İsrailoğullarının göstermediği vefayı ümmetinin peygamberine gösteren bu gençler internet üzerinden, medya üzerinden sarsılsa bile bu ümmetin çökmeyeceğinin tarih üzerindeki belgesidir Allah'ın izniyle. Eğer İsa Aleyhisselam daha sonra biri Yahudi casusu çıkan 11 kişiyi değil de şu salonu dolduran 100 tane 1000 tane genci bulsaydı insanoğlu bu hale gelir miydi? İncil kaldırılır mıydı? Biz ümmeti Muhammediz ya aleyhissalatu vesselam. Ey büyük Allah'ım, ey kerim olan Allah'ım, ezanın bile yasak olduğu bu topraklarda şu ümmetin azametini bize gösterdin ya, daha büyüklerini, kainatın senin önünde secde ettiğini de göstereceğine vallahi iman ediyorum. İman ediyorum. Tek bir temennim vardır ki yarın kadar yakın bir günde bunu görmeyi de Rabbim nasip etsin. Böyle niyaz ederim. Genç kardeşlerim, ümmeti Muhammed'siniz. Aleyhissalatu vesselam size filan tarikata, filan vakfa, filan camiye devam ederseniz hiçbir çileniz olmaz. Huzur içindesiniz. Sonra sizi topluca melekler alır, cennete götürür. Oradan da isterseniz gene geri getirirler ziyaret için filan vaat ediliyorsa. İnanmayın, sahte davettir. Bu ümmet keyif içerisinde, müreffeh bir düzeyde, dünya standartlarını üst düzeyde yaşayarak cennete girecek olsaydı, bu insanoğlunun içinde bunu bir kişi hak ediyordu. Hem de ne hak ediyordu? Hem de ne hak ediyordu? Ne hak ediyordu? Dağlar senin önünde erisin mi ya Muhammed sorusuna ne dedi? Gençler, biz üçü alıp bini, on bini vermeyiz. Fani alıp ebedi veremeyiz. Allah ebedi cennetinin karşılığında 3 günlük çile çekmemizi istiyor. Üstelik de bugünkü size nasip olmuş çile, sizin kaderiniz olarak yazılan çile, jandarma dipçiği değil. Evinde elif cüzü bulununca hapsedilme tehdidi değil. Okula girerken cebinde takke bulundu, başörtüsü bulundu diye zindana atılma tehdidi değil. Namaz kıldın diye işten atılma tehdidi değil. Sürgün edilme tehdidi değil. Elhamdülillah. Ama ilk cümlemizdeki kurala dönünüz. Adalet gereği zindana atılmak kadar, elif cüzüyle yakalanınca dayak yemek kadar ağır aslında ve onun kadar çekilmez aslında olan medyatik bombardıman, şehvet saldırısı altında kalmak, bütün köpeklerin salındığı ama her taşın bağlandığı bir dünyada yaşamak, sizin dipçiğiniz bu. Bunu 20 sene, 30 sene,
50 sene çile gibi çekeceksiniz. Sonra da Allah sizi altından ırmaklar akan cennetine davet edecek. Ebedi olarak. O gün işte inşallah yine böyle toplanacağız. İnşallah çocuklarımız, analarımız, babalarımız, hocalarımız, şehitlerimiz, hamzalarımız, nesibelerimiz, sümeyyelerimiz, Ayşelerimiz, Fatımalarımız ve Resulullah'ımız toplanacağız inşallah.